Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Milletvekili Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu. Ülkenin 16 yılda atlattığı badirelere işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ üyelerine seslendi. Gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı dedi. Son 16 yılda ülkemizi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz seviye, gerekse yeni yönetim sistemimizin imkanları, maruz kaldığımız saldırılara daha hızlı ve etkin karşı koyabilmemizi temin etti. İnşallah 2019 yılı ile birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. İçeride ve dışarıda terör örgütlerinden onların destekçilerine kadar pek çok nifak odağına karşı geceli gündüzlü de ayrıca mücadelemizi sürdürüyoruz. Millet olarak biz gördüğümüz, bildiğimiz, karşımıza cesaretle çıkan düşmandan korkmayız. Bizim için asıl büyük tehdit farklı kimlikler ve görüntüler altında içimize sızdırılmış olan düşmanlardır. FETÖ terör örgütü. Ülkemizi işgal etme hesabı yapanlara kapıyı içeriden açmaya kalkmıştır. Bu ülkenin insanlarını ve imkanlarını düşmanlarımıza peşkeş çekmeye çalışan FETÖ'nün hamlelerini milletimizle birlikte önce 17-25 Aralık'ta sonra da 15 Temmuz'da durdurmayı Allah'a hamdolsun başardık. Terör örgütü mensupları için her seçim, her önemli olay bir umut vesilesi haline dönüştü. Şahsımın ve bu noktada partimin ayağının tökezlemesini, böylece yeniden ipleri ellerine geçirmeyi umut ediyorlar. Halbuki milletimiz bunları ciğerlerine kadar gördü, tanıdı, hükmünü de verdi. Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem. Ama eninde sonunda o da gelecek. Gelecek. Şanlıurfa'da yaklaşık 4 yıl önce restorasyona alınan Balıklı Göl platosunda bulunan döşeme cabinde çalışmalar durdu. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan vatandaşlar da restorasyonun bu denli uzun sürmesine tepki gösterdi. Tarihi Balıklı Göl platosu içerisinde bulunan ve 4 yıl önce restorasyona alınan döşeme camiinde çalışmalar durdu. Çalışmaların durduğu camide restorasyonun ne zaman bitirileceği merak konusu oldu. Geçmiş tarihte Meryem Ana Kilisesi olarak kullanılan tarihi döşeme cami yaklaşık 4 yıl önce temeline su sızması sonrasında restorasyona alındı. Restorasyon çalışmalarının bir türlü bitmek bilmediği camide çalışmalar durdu. 4 yıldır ibadete kapatılan döşeme camiinde çalışmaların bu denli uzun sürmesine rağmen nihayete ermediği dine tepki gösteren vatandaşlar yetkililerin konuya daha duyarlı olmasını istedi. Bizim bu turistik alanımızın ayıbı olabilir. Ben onu öyle değerlendiriyorum. Elbette efendime söyleyeyim bitirilmesi yani ifacık bilemedim 200 metrekare bir camiyi 3 yıl gibi bir uzun zaman içerisinde bitirmemek Urfa'nın bir ayıbı değil midir? Ben de yani aynısını size soruyorum. Yemeğe bir tane taş indirilse bitmişti ya şimdiye kadar. Türkiye'nin ayıbı. Görüyorsun, herkes görüyor, dünya görüyor. Burası bir turizm midir? Yerli turizme ağırlıyorsun. Buraya bakım yapmıyorsun. Nerede senin yaptığım yapacağının teminatı diyorsun? Hani nerede? Yine adaysın. AK Parti'ye sesleniyorum ben. Çalışmıyorlar. Çalışsa yani 2-3 ayda bitirirler ama bitirmiyorlar. Şanlıurfa'nın Liranşehir ilçesinde kar yağışı ve yoğun tipi sonrasında kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. 5 saatten fazladır bu karın altında bu şekilde bekliyoruz. Artık durmak üzereyiz. Araca Dağ yakınlarında karda
dolayı yolda kalmış durumdayız. Bu arkadaşımız soğuktan şu anda donmak üzere. Tüm yetkililere buradan sesleniyorum. Lütfen bize yardım edin. Lütfen. Allah rızası için olsun. Bu şekilde 6-7 araba şu an arkamızda karda kalmış durumda. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Diyarbakır yolu trafiğe kapanırken içerisinde yaklaşık 20 kişinin olduğu bir yolcu minibüsüyle 4 otomobil yolda mahsur kaldı. Yol açma çalışması yapan ekipler yaklaşık 5 saattir mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarıştı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe ile Diyarbakır arasındaki yol trafiğe kapandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen araçlar Kırsal Demirci Mahallesi yakınlarında mahsur kaldı. Kar küreme araçları ve greyderin açtığı yolda ilerleyen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri yaklaşık 5 saattir kurtarılmayı bekleyen ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşabilmek için büyük çaba harcadı. Yaklaşık 7 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Kar küreme araçlarıyla açılan yolda ilerleyen ekipler vatandaşlara ulaşmayı başardı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'nın Sibelek ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası bazı kırsal mahallelerde dereler taştı, yollar çamur deryasına döndü. İki kırsal mahalle arasındaki dereyi geçmek isteyen öğrencilerin ise zaman zaman ölümle burun buruna geldiği görüldü. Görüntüler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Kırsal Güher ve Şekerli mahalleleri arasındaki dere şiddetli yağışlar sonrası taşarken mahalle sakinleri ise dereden karşıya geçebilmek için yıllardır sorun yaşadıklarını ve yağışlarla birlikte kimi zaman ölümü göze aldıklarını kaydetti. Derenin ortasında ilerlemekte güçlük çeken öğrenci servisinin imdadına bir traktör yetişirken minibüse bağlanan halatın da zaman zaman koptuğu ve öğrenci servisinin uzun uğraşlar sonucu dereyi geçtiği görüldü. Şiddetli rüzgarla birlikte üşüdükleri her hallerinden belli olan öğrenciler sürekli aynı çileyi çektiklerini ve evden okula, okuldan eve dönerken sürekli eziyet yaşadıklarını belirtti. Dere üzerine bir köprü ve köprüye bağlanacak yol isteyen vatandaşlar ve öğrenciler, dere üzerinden geçmenin son derece tehlikeli olduğunu belirterek yaşadıkları sorunlara çözüm istedi. Öğrenci servislerinin dereden geçtikten sonra da 3 kilometre boyunca yollardaki çamur sebebiyle ilerleyemediğini belirten mahalle sakinleri, başta Siverek Belediyesi olmak üzere yetkililere hem sitemlerini dile getirdi hem de çektikleri çilenin bir an önce son bulmasını istedi. Gördüğünüz gibi Şekerli'ye gidiyorlar. Görüyorsunuz işte bizim halimizi görüyorsunuz. Süverek, Şekerli, Güver arası görüyorsunuz işte. Türkiye'nin en sıcak illerinin başına gelen Şanlıurfa'da geçen yılın son 3 ayı ve bu yılki yağışlarla birlikte metrekareye 470 kilogram yağış düştü. Bu rakam rekor olarak değerlendirildi.
Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken Şanlıurfa'da sağanak yağışlar etkili oldu. Geçen yılın son 3 ayı ve bu yılki yağışlarla birlikte metrekareye 470 kilogram yağış düştüğü Şanlıurfa'da geçmiş yıllar verilerine göre bu yılki yağışların rekor seviyeye yükseldiğini belirten Meteoroloji İl Müdürü Necati Kızıler, yıllar ortalamasına bakıldığında Şanlıurfa'nın yoğun yağış aldığını söyledi. Yani rekor diyebileceğimiz yağışlar elde ettik. Yani kaydedildi kayıtlarımıza göre. Şu an mesela 2017 ile değerlendirecek olursak Ekim ayı 15.7, 2018 39.6, Kasım 16.3, 2018 106.6. Yani bu ne demek? 10 kat. Mesela Ekim ayı 2 katı, Aralık ise en az 20-30 katı. 7.4 geçen sene 2017 yılı, 2018 259.2. Bu 3 aylık toplamımız 405.4. Ama şu anki yağışı da ekleyecek olursak 470 civarı bir yağış oldu. Bu tabi bizim uzun yıllar ortalamamız Urfa'nın 434. Yani uzun yıllara 20 kilogram geçmiş durumdayız. Ve yani bu 3 ayda hiç olmadık bir yağış olmuştur. Yani daha önce 3 ayda hiç uzun bir yıllık toplamı bulmadık yani. Yağışlar nedeniyle çiftçilerin zarar gördüğünü söyleyen Necati Kızıler, bunun yanında barajlar ve yeraltı kaynakları açısından çok zengin bir dönemin geçtiğini aktardı. Sıcaklıkların Şanlıurfa'da daha da düşeceğini sözlerine ekleyen İl Meteoroloji Müdürü Necati Kızıler, Siverek'te de kar yağışı beklendiğini kaydetti. Gündüz sıcaklıkları ortalama en yüksek sıcaklığın altında. En az 4-5 derece biz şu an ortalama en yüksek sıcaklığın altındayız. Yani maksimum sıcaklıkların ve minimumların altındayız. Minimumsa özellikle perşembe gününden itibaren biz eksileri görmeye başlayacağız. Mesela bizim Urfa merkez için -1 bekleniyor sıfırın altında. Ama ilçelerde daha kötü. Mesela şeyde Siverek tarafında -6, -5. Suruç, Hilvan o civarda -3 civarı. Haran tarafında -1 tarafı civarında böyle soğuk bir hava bekliyoruz. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde patlayan trafoyu bomba zanneden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı 15 Temmuz mahallesi Kondu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre aşırı yüklenmeden dolayı mahallede bulunan elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Vatandaşların bomba sandığı trafo patlamasında ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan trafo yangını sonrası elektrik dağıtım şirketi görevlileri bölgeye gelerek onarım çalışması başlattı. Yapılan çalışmanın ardından mahalleye tekrar elektrik enerjisi verildi. Panikleyen vatandaşlar patlayan trafoyla bomba korkusu yaşadı. Abi bomba gibi patladı. Çok büyük bir ses vardı. Evden korkular çıktık, kaçtık korkular. Mahalle mutlarının pankartı izinden oldu bence. Kine yapışmış. Yani çok büyük bir patlama oldu. Sesi çoktu yani. Korkular evden kaçtık. Büyük bir patlama oldu. Sanki bomba patlamış gibi oldu. Acayip bir ses geldi. Bütün millet ayaklandı ondan sonra. Şanlıurfa'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Devteşli mahallesindeki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki İbrahim Kılıç'tan haber alamayan komşuları evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri kapıyı açınca Kılıç'ı yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İbrahim Kılıç'ın en son komşuları tarafından 4 gün önce görüldüğü öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin ise otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da 2018 yılında yapımına başlanan 393 okuldan 3'ü daha tamamlandı ve eğitim öğretime kazandırıldı. Bir ay, iki ay sonra geldiğimizde her tarafı
çamur içerisinde, toz, duman içerisinde ve yıpranmış bir okul istemiyor. Okullarımızı yaparken öbür taraftan da bu yeni bilim yıpan yuvalarını çocuklarımızın kendilerini evinde hissedebileceği bir sıcak ortama dönüştürmek görevi de bizim görevimiz. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılan okulların açılışlarını Şanlıurfa Valisi Abdullah İrin gerçekleştirdi. 12 derslikli Akkuş Ramazan Kocaoğlu İlk ve Ortaokulu, yine 12 derslikli Koyunluca İlk ve Ortaokulu ve 24 derslikli Damla Su Anadolu Lisesi için düzenlenen açılışlarda konuşan Vali Abdullah İrin, Harran ilçesinin okul sayısının 2018'e kadar 177 olduğu, son bir yılda ise Harran'a 31 yeni okulun inşa edildiği bilgisini de açılış törenine katılanlarla paylaştı. Şanlıurfa eğitimde son yıllarda Türkiye'deki 81 içerisinde en fazla gelişme kaydeden il durumundayız Allah aşkına. Buraya, bu peygamberler şehrine, medeniyet şehrine, İslamiyet Üniversitesi'nin kurulduğu bu mukaddes topraklara yeniden o güvenin tekrar toprağa atılması, tekrar o filanın gelişip büyüyüp memleketimizin dört bir tarafına ilim bir fan dağıtması için önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor, önemli kaynaklar aktarılıyor. Yapılan konuşmaların ardından okulların açılış kurdelelerini Vali Abdullah Erin mahalle sakinleriyle birlikte yapılan dualar eşliğinde kesti. Sınıfları gezerek öğrencilerle de bir araya gelen Vali Erin, okullarda görev alan öğretmenlerle de çocukların eğitimleri konusunda daha gayretli olmalarını tavsiye ettiği toplantılar gerçekleştirdi. Haliliye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakım Evi inşaatında çalışmalar sürüyor. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından Devteşti Mahallesi'nde Olimpik Yüzme Havuzu projesi ve Osman Gazi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi açılış için gün sayıyor. Devteşti Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakım Evi inşaatında ise çalışmalar sürdürülüyor. Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla başlatılan Olimpik Yüzme Havuzu projesi tamamlandı. Çevre düzenlemelerinin sürdürüldüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda mescit, fitness salonu, revirle havuz yer aldı. Kış mevsiminde de hizmet verecek olan dev eser için mahalle sakinleri Başkan Demirkol'a teşekkür etti. Devteşti Mahallesi'nde yapılan dev eserin yanı sıra Osman Gazi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesi çalışmaları süren Haliliye Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi de açılış için gün sayıyor. İçerisinde konferans salonları, kütüphaneler, sergi salonları, atölyeler, sınıflar, yüzme havuzları ve fitness salonları yer alan merkezin bodrum katlarında ise otopark bulunuyor. Devteşti Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakım Evi inşaatında ise çalışmalar sürdürülüyor. 17.600 metrekare kapalı alana sahip olan devasa ederde ofisler, yüzme havuzları, fitness salonu, basketbol ve voleybol spor salonu, kreş, atölyeler, çok amaçlı salon, el ürünleri mağazası, sergi salonu, konferans salonu, okuma salonu, derslikler yer alacak. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok dere taştı, bazı evleri ise su bastı. Vatandaşlarsa manzaranın yıllardır aynı olduğunu, belediyelerin vatandaşların sorunlarına çare olacak projeler üretmesi gerektiğini ve kurumların da halka hizmet için var olduğunun unutulmamasını istedi. Aralıksız yağan sağanak nedeniyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin bazı kırsal mahallelerinde dereler taştı, evlerde su baskını oldu. Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Şekerli mahallesinde de taşan dere adeta nehir görüntüsü oluşturdu. Çok sayıda evin sular altında kaldığı mahallede taşan dere vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanal Urfa Haber Merkezi'ne ulaşan vatandaşlar da geceden bu yana birçok evi su bastığını ve Siverek Belediyesi ekiplerinden yardım istediklerini ancak kendilerine geri dönüş yapılmadığını belirterek yağışlar sonrası kaderleriyle baş başa kaldıklarını söyledi.
Yağmur sonrası manzaranın sürekli aynı olduğundan dert yakınan vatandaşlar, belediyelerin vatandaşların sorunlarına çare olacak projeler üretmesi gerektiğini ve kurumların halka hizmet için var olduğunun unutulmamasını istedi. Diğer yandan Şekerli Kırsal Mahallesi'nde güvenlik amacıyla 3 evin tahliye edildiği öğrenildi. Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren Şekerli İlk ve Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler servislerin dereyi geçememesinden dolayı okullarına gidemedi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışı da Karacadağ'da bulunan 30 köyün yolunu kapattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu köy yolları açılmaya çalışılırken birçok araç ve okul servisi yolda kaldı. Şanlıurfa Büyükşehir Gençlik Meclisi Kadın, Aile ve Eğitim Komisyonu'yla Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Atkı da Sen Ör Anne projesi kapsamında hazırlanan atkı ve bereler kardeş okula teslim edildi. Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu öğrencilerinin de destek verdiği proje çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşe Özçınar 100'e yakın atkıyı çocuklara kazandırdıklarını söyledi. Aslında bu biz sadece bir vesileyiz. Biz ilk başta söylediğimizde atkı projemiz var, bize kim destek olabilir dediğimizde Urfa'nın o kıymetli anneleri siz mumsanız biz sizin ateşinizdir dediler. Ve Allah razı olsun hepsinden 100'e yakın atkıyı çocuklarımıza kavuşturduk. Bilim İlk Ortaokul Müdürü Feridun Malaysa projede emeği geçenlere teşekkür etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimiz gençlerimizi geleceğimizi güzel inşa ediyorlar. Öğretmenini öldüren değil, öğretmeniyle beraber geleceğini inşa eden gençlikler istiyoruz biz. Öğrenci arkadaşını öldüren değil, öğrenci arkadaşları için bir şeyler yapıp onlarla beraber çalışan gençler istiyoruz biz. Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi öğretmeni Hüseyin Dağ da kardeş okul projesi kapsamında öğrencilerle birlikte Bilim İlk Ortaokulu'nu ziyarete geldiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile beraber öğrencilerimiz kendi elleriyle ördükleri atkıları, bereleri öğrencilere verdiler. Öğrencilerimizle ziyaret ettiğimiz okulun öğrencileri kaynaştılar. Buluşmada öğrencilere çeşitli ikramlar da yapıldı. Sana renkler çok yakışıyor. Ve ablalarımız geldi, bize yemek dağıttı. Bize kendi elleriyle bere atkı ördüler, bize verdiler, hediye ettiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ablalar geldi, bize kahvaltı hazırladılar, yedik. Elleriyle ördükleri atkılar, bereleri bize verdiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ellerine yaptığı yemekleri bize verdiler. Onlara çok teşekkür ederim, bize elleriyle ördüğü atkıları bizi çok mutlu ettiler. Bize uzaktaki okullardaki kardeşlerimize ellerimizle atkılar ördük, bereler ördük. İstanbul merkezli aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 8 ilde belgede sahtecilik yaparak dolandırıcılık suçlarına bulaşan 33 kişilik şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve rüşvet suçlarına karıştığı tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler İstanbul başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 25 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Devam eden operasyonlarda firari 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Belgede sahtecilik yaparak dolandırıcılık suçuna bulaşan şüphelilerin tapu daireleri, araç kiralama şirketleri, emlak ve gayrimenkul sektörüyle noterde çalışan görevliler olduğu öğrenildi. Etkisini aralıksız devam ettiren sağanak yağış Adıyaman'da günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ilçelerde de etkili olan kar yağışı sonrasında birçok yol ulaşıma kapandı.
Adıyaman'da bir süredir etkisini devam ettiren şiddetli yağmur yağışından dolayı 1. 2. ve 3. çevre yolları Atatürk Bulvarı Karapınar Caddesi ile kent merkezinde bulunan birçok mahalledeki cadde ve ara sokaklarda göletler oluştu. Sel sularının geçtiği cadde ve sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş paçalarını dizlerine kadar çekerek çıplak ayakla yolun karşı tarafına geçebildi. Çoğu sürücünün araç kullanmakta güçlük çektiği sel sularına birçok araç plakası düştü. Plakalar sel sularıyla birlikte sürüklenerek gitti. Yağışların hala devam ettiği Adıyaman'da Yeni Mahalle ve Cumhuriyet mahallelerinde de birçok ev ve iş yerini su bastığı öğrenildi. Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapanınca yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi. Akşam başlayan ve etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapandı. Gaziantep'e gitmeye çalışan araçlar yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama işlemini aralıksız sürdürdü. Polisler ise yolda kalan araçları iterek kardan kurtarmaya çalıştı. Belediye hoparlöründen sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı tutan kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla açılan yoldan hastaneye ulaştırıldı. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karın yolu kapattığı Sutepe mezrasında da doğum sancısı tutan bir kadın sağlık ekiplerinden yardım istedi. Paletli ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, ambulansın kara saplanmasından dolayı il özel idaresinden yardım istedi. Ekipler 25 kilometre uzunluğundaki yolu yaklaşık 3 saatlik çalışmayla açtı. Sağlık ekipleri açılan yoldan hamile kadına ulaşarak ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hamile kadının sağlıklı bir şekilde doğumunun gerçekleştiği öğrenildi. Öte yandan Adıyaman'ın Mara Mahallesi İmam Ağa Camisi yakınlarında ikamet eden Suriyeli 4 inşaat işçisi arkadaşın kaldığı evin tavanıyla duvarı bir süredir etkisini sürdüren yağmur yağışlarına dayanamayarak çöktü. Duvarı ve tavanı çöken evin odasında o esnada yemek yiyen Suriyeli 4 arkadaş büyük korku yaşadı. Yaşanılan olaydan yara almadan kurtulan 4 arkadaş kendilerini evden dışarıya atarak yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda evde maddi hasar oluştu. Kayseri merkezli aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu 18 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları bu aramaların Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi. Ve şüphelilerin hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şahısların çoğunun muvazzaf asker olduğu öğrenildi. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında 2002 Vakıflar İlkokulu öğrencileri Gürpınar İlk ve Ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Oku Paylaş Projesi ve 2002 Vakıflar İlkokulu'nun Gülen Yüz Projesi kapsamında Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesindeki taşımalı eğitimin verildiği Gürpınar İlk ve Ortaokulu'na kitap, kırtasiye ve oyuncak yardımı yapıldı. Projede öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunmakla birlikte öğrencilerin yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, paylaşma duygusunu hissettirmek ve okullar arasında yardımlaşma duygusunu pekiştirmek amaçlanıyor.
2002 Vakıflar İlkokulu öğrencileriyle birlikte okul müdürü Sabri Doğan ve okulda görev yapan öğretmenlerle beraber ziyarete öğrenci velileri de katılım gösterdi. Gürpınar İlkokulu Müdürü İbrahim Halil Güneş'le bir süre sohbet eden, ziyarete katılan isimler sonrasında ise öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Yanlarında getirdikleri hediyeleri öğrencilere ve okul yönetimine takdim eden ziyaretçilere teşekkür eden minik öğrenciler, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde temel fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerlerin fotoğraflarından oluşan karma sergi ziyarete açıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Atatürk Bulvarı'nda bulunan Tarihi Paşa Konağı'nda açılan fotoğraf sergisine yoğun katılım gerçekleştirildi. Serginin açılışı ilçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler tarafından yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar yaptığı açıklamada 27 kursiyerin 40 fotoğrafından oluşan bir serginin görücüye çıktığını belirtti. Kursiyerlerimizden oluşan bir grupla bu fotoğraf sergimizi açma kararı aldık. Şimdi de yaklaşık 37 adet fotoğraf çektik ve bunlarla güzel bir karma fotoğraf sergisi düzenledik. Fotoğraf eğitmeni Abdullah Hakan Lale ise yaptığı açıklamada 2 ay boyunca şehir şehir, sokak sokak dolaşarak çektikleri fotoğrafları bu sergide beğeniye sunduklarını kaydetti. 2 aylık kurslarını tamamlayıp temel fotoğrafçılık eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın fotoğraflarından oluşan 40 fotoğraf bir sergi açtık. 23 tane kursiyerimizin fotoğrafı yer alıyor. Eğitimlerimiz 2 ay sürüyor. Bunların bir ayı teorik, bir ayı uygulamalı olarak devam ediyor. Fotoğraf sergisi 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.